Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Sizlerle beraber Türkiye'de en çok Instagram takipçisine sahip olan böyle artık ünlenmiş insanların Instagram profillerine beraber göz atacağız, eleştireceğiz. Aslında sonuçlar sizi pek şaşırtmayacak ama Instagramlarına gelin hep birlikte göz atalım. Videoya geçtik. İlk sıramızda hiç şaşırmayacağınız bir isim var. İlk sıramızdaki kişi Nusret. 47.1 milyon takipçisi var maşallah. Neredeyse Türkiye'nin yarısı kadar bir takipçisi var. Sanırım biz gösterişten çok etkilenen bir milletiz. Zaten ikinci sıradaki kişiyle de birleşince aynı olduğunu anlayacaksınız. Abartıyı seviyoruz. Ve bu adam da abartıyı sevdiği için yani gayet tutuyor gönderileri. Ve zaten şimdi bak bir videosunu açacağım size. Adam valizinden altın çıkartıyor böyle ne şey bilmiyorum yani yemeği de bırakmış artık spor salonu açacakmış spor salonunun reklamını yapıyor ismi ne olsun diye altını falan tartıyor altında işte kas yapıyor falan ya abartıyı seviyor ve bu video neredeyse ne kadar izlenmiş bu video 12 milyon izlenmiş yani maşallah var zaten adamın bu kadar takipçisi yani Türkiye olarak düşünüyoruz ama globalleşmiş bir insan olduğu için artık ya sadece Türkiye'de takip edilmiyor. Her yerden herkes artık bu adamın bir takipçisi. Sürekli gidiyorlar adamın yerinde yemek yiyorlar. Mesela yemeklerine altın katması falan. İnsanlar gösterişi seviyor. Ben de seviyorum. Bence gösterişi sevmeyen yani bilmiyorum. Para güzel bir şey ve burada olmayı ben de isterdim. O yüzden Nusret bence çok başarılı bir insan. Şurada eski bir fotoğrafı vardı bu arada. Yani geldiği yeri bence çok unutmuş bir insan değil. Ama yine de o günleri asla geri dönmek istemeyen bir adam. İşte bu şekilde gösterişi seviyor. İlk sıramızda Nusret vardı. İkinciye geçiyoruz. İkinci sıramızdaki kişi ise Burak Özdemir. 38 milyon takipçisiyle Türkiye'de en çok takipçisi olan insanlar arasında ikinci sırada yer alıyor. Birincisi yemekten yola çıkmıştık. İkincisi de hala yemekten gidiyoruz. Ve abartı videolarıyla böyle kameraya bakıp gülümsemeleriyle Cezene Burak'ı biliyoruz. Cezene Burak'ın da profilinde böyle aşağı doğru indiğinizde eski bir fotoğrafı vardı. Şu an bulamadım ama geldiği yeri bence unutmayan bir adam ve insanlara yardım eden bir insan. Yani tam bence bir Anadolu çocuğu bu arada. Yani içindeki o saf bir sevgisi varmış gibi hissediyorum. Tabii ki tanımadığım için bilemem para insanı değiştirmiş midir, yakınları bilir bunu ama bence çok tatlı, çok samimi bir adam olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir videosunu izleyelim bakalım. Hadi kaçıncı videosu olsun? Şu olsun, 10 milyon izlenmiş. Ay adamın gözüne şey kaçtı. Ay. Bu yerlere kolay gelmedi Cezene'ye bırak. Bunu gösteren bir videoymuş sanırım. Ve bence zor bir iş yapıyor. Videoda da gördünüz. Bence zor işler yapıyor. Ama bu zor işlerinde altından kalkıyor. Bence çok başarılı bir insan olduğunu ben düşünüyorum. Yani çalışıyor adam. Çalıştığında kazanıyor. Diğer kişiye geçelim. Üçüncü sıradaki kişi ise Hande Erçel. Hande Erçel'i zaten aramızda artık bilmeyen yok. Herkes gayet övüyor, seviliyor. Üçüncü sırada Hande Erçel'i görüyoruz. Büyük bir ivme kazandı 2 sene içerisinde ve çok başarılı projelerde çalışıyor. Yani çok güzel bir fotoğraf abi. Şu fotoğrafa bakın ya. Tabii bilmiyorum. Ben bazen şey düşünüyorum. Bu kadar güzel bir prodüksiyon, makyaj falan olsa ben de öyle olur muydum falan ama bilmiyorum. Bu insanlar gerçekten yer etmiş insanlar ve uzun süreler boyunca unutulmayacak insanlar olduğunu düşünüyorum. Dördüncü sıramızdaki insana geçelim. Dördüncü sırada Mesut Özil var. Mesut Özil biliyorsunuz Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Mesut çok komik geldi bana bilmiyorum. Reels'lerine bakın şimdi. Bakın. Kesinlikle şey yapmıyorum, siz söyleyin, dinle falan alakası yok ama bu efekti koyması yani altına da böyle tam şey hissediyorum, bir böyle yaşlı insan hayırlı cumalar mesajı atarken atıyorlar ya böyle, ne bileyim öyle bir video ya da böyle fan sayfaları falan yapıyor ya, ne bileyim çok komik geldi bana ve bence ne bileyim hoşuma gitmedi ama yine de dinine bağlı bir insan olması hoş. Ve bence Mesut Özil çok da yakışıklı bir adam değil. Yine başarısıyla bir yere gelmiş biri olduğunu düşünüyorum. Dedikten sonra geçiyorum.
Şimdi geldik Diriliş Osman'ımıza. Burak Özçivit'le beraberiz. Burak Özçivit zaten yani hiç şaşırmayacağınız kişiler olduğunu söylemiştim. Türkiye'nin en çok takipçisi olan insanları. Bunlardan birisi de Burak Özçivit. Zaten adam yani karizmanın öz evladı resmen yani. Yüz hatları falan çok hoş bir adam ve bir sürü projelerde yer alıyor. Yani aslında çok da diyecek bir şey yok. Böyle karısıyla güzel güzel şeyler yapıyor. Hoş yani. Demet Özdemir de Hande Erçel gibi gerçekten yerini böyle yaz dizileriyle tak diye ortaya koymuş bir insan. Yani bana kalırsa ben zaten dizi falan pek izlemiyorum. Hoşuma da gitmiyor. Çok saçma geliyor ama bu insanlar canım cicim seven insanlar artık bu insanları belli bir yere getirmişler. Başarılı da insanlar. Bence güzellerdi ama bazen çok abartıldıklarını düşünüyorum ya. Ne bileyim bana öyle geliyor. Ama yine de başarılarıyla güzel yerlere gelmiş. 15 milyon takipçisi var Demet Özdemir'in ve dans ediyor. Bence dansları güzel. Dansları daha güzel. İzleyelim mi bir tanesini? Bir de şey yani böyle abi paranız varsa bir sürü hobi edinebilirsiniz. Bu zaten ünlü insanların bilindiği bir şey. Yani paran varsa bir sürü hobi edinebilirsin bence. Ve dans da bunlardan biri. Gitar, müzik aletleri artık her neyse. Yani çok rahat bir şekilde gidebiliyorsun, düşünmüyorsun. O yüzden her alanda artık bir imkanın olmuş oluyor. O yüzden Demet de dansı seçmiş. Bence de güzel dans etmiş. Onun ardından Hadisesi, Acun Ilıcalısı, Neslihan Atagül'ü, sonra Fahri Evcin'i geliyor ve daha bomba bir şey var arkadaşlar. A101. Evet. A101 arkadaşlar. Bakalım kaç takipçisi var. Bence arasındaki en gerekli olan taraf A101'de. 11 milyon takipçisi var. A101 sayesinde, A101 Galatasaray'ın da bir üstünde bu arada ve A101 sayesinde A101'i takip ederseniz aktüelleri yakalayabilirsiniz. Bence A101'i takip etmeniz biz orta sınıf insanlar için bence gayet ideal bir yer A101. O yüzden A101'in 10 milyon takipçisi olması bence gayet güzel. Galatasaray'ın altından da BİM geliyor. BİM'de de yani BİM aktüelleri zaten biliyorsunuz. İnsanların vazgeçemeyeceği tatlış tatlış şeyler de geliyor. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Sizler için Türkiye'de en çok Instagram takipçisine sahip insanlara şöyle bir göz atmış olduk. Yani bunları tek tek sıralayabilirdik ama böyle bir profillerinde gezelim dedik. Bence buradaki en yararlı profil A101 olduğunu düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Aynı zamanda bunlar benim kendi düşüncelerimde. Siz farklı şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizin bu kadar takipçiniz olsaydı abi ne yapardınız çok merak ediyorum. Bunu da yorumlarda belirtirseniz böyle beraber tartışmış olalım. Kendinize iyi bakın. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.